Merhabalar, İki Anne Bir Mutfak'tan Seda ben. Karşınızda gerçek doğma büyüme İzmirli var ve size süper bir İzmir köfte yapacak. Hadi mutfağa. Bizim evin favorilerinden biri İzmir köfte. Ve ben kışın ve yazın farklı sebzeleri de içine katarak İzmir köfteyi biraz daha zenginleştiriyorum. O yüzden bugün sizlere hem köfteyi yapacağız hem de arkasından sebzeleri katarak mis gibi yanına cacık yaptığınız zaman harika yenecek bir İzmir köfte yapacağız. Şimdi önce köfteye girişeceğim. Köftede kıymamız var. Kuzu kıymayla tamamen yapabilirsiniz. Çocuklar 8. aydan sonra kıymaya başlıyorlar ve doktorların önerdiği kuzu kıyma. O yüzden sırf kuzu kıymayla yapabilirsiniz. Eğer isterseniz dana kuzu karıştırabilirsiniz. Güzel bir karışım oluyor. İkisi hazır. Ben pirinç veya ekmek yerine bulgur kullanmayı tercih ediyorum. Hop. O yüzden de kaynar suyu bulgurun üzerine döktüm, köftelik bulgurun üzerine. O kabarsın diye bırakıyorum. Bu arada soğan rendi var. İnce rendelediğim soğan var. Maydanoz var incelik rendelediğim. Her evin alışkanlıkları farklı oluyor. Eğer maydanoz sevmezseniz koymayın ama bence çok yakışıyor, tavsiye ederim. Bir de olmazsa olmazı köftenin bence. Bol kimyon. Yine tabii evin zevkine göre 2 yaştan sonra tuz ekleyebilir veya karabiberle bolca ekleyebilirsiniz. Şimdi şunları girişiyorum ve karıştırıyorum. Evet, kıyma iyice karıştı. Şimdi de bulgur da çekti suyunu. Onu da katıyorum. Her annenin farklı bir köfte yapışı var değil mi? Ve çocuklar da nedense hep annelerinin, yani evdeki köfteye alışıktırlar. Kimisi pirinçle yapar, kimisi karabuğdayla yapanlar var. Ekmek içiyle, yumurta koyan vardır. Hiç maydanoz koymayan vardır. Sucuk haki derdi çocukken bizim evde denirdi. Sarımsaklı yapılan vardır. Evet, şimdi köfte hazır. Ben bunun üstünü kaplayıp bir 15 dakika kadar buzdolabında şey yapacağım. Birazcık dinlendireceğim. Bundan sonra köftelerimizi tavada fırına atmadan önce birazcık çevireceğiz. Evet, köftelik harcımız şey yaptı, biraz dinlendi. Ben etrafı toparladım, şimdi köfteye geçiyorum. Köfteyi fırına atmadan önce, bu arada 180 dereceye kurdum fırını, önceden ısıtmak adına. Ama köfteleri çiğden atmamak adına çok hafif tavada çeviriyorum. O yüzden de şimdi köftelerimizi hazırlayacağım. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Düz, uzun, ince, yuvarlak. O evdeki keyfe kalmış bir şey. Evet, şimdi köfteleri dediğim gibi minnoş şu bu ebatta 18 tane köfte çıktı. Ondan sonra onların hepsi tavada hafif çeviriyorum. Çiğ et çiğ kalmasın diye, ama zaten patatesin pişmesi vakit alacağı için et de içeride iyi pişecektir. Dikkat ettiyseniz hiç yağ koymadım. Sadece kızgın tavaya koydum. Yani tava iyice ısınmışken koydum. Hiçbir yapışma yapmıyor çünkü etin kendi yağı var diye. O yüzden de hiçbir şekilde yağ koyup kızartma işlemine geçirmenize gerek yok. Onu da özellikle söylemek isterim. Evet, köfteler pişti. Ben altını kapadım. Hafif ılınsınlar diye, rahat elim yakmalıyım diye. Ondan sonra da şimdi domatesi, 2 tane taze domatesi rendelemiştim. Eğer kışın bunu yapıyorsanız, kendinizin yaptığı veya benim gibi şanslıysanız baba şeyi yaptı, annemin yaptığı şeyi, domates, konserve domatesi kullanabilirsiniz. Şimdi sarımsağı içine rendeliyorum. Evet, bu domatesi de en son üstüne dökeceğim. Şimdi şeylerle başlıyorum. Kışın ben bunu yaparken gerçekten de taze kabak bugün getirdik, yapacağız. Ama normalde kışın yaparken mesela bal kabağı kesiyorum aynı şekilde dilim dilim. Onu koyabiliyorum. Ve o kadar da güzel oluyor ki. Şimdi şu şekilde köfteleri araya sıkıştırıyorum.
Evet, gördüğünüz gibi nakış gibi dizdim, ayıptır söylemesi. Şimdi domates, iki tane domatesin rendesini üzerine dökeceğim. Ve domates, iki tane domates koydum ama çok az da su koyacağım. Böylece rahat pişsinler diye. Ve şimdi fırına atıyorum. Evet, İzmir köfte fırında yanına güzel, çok sulu olmayan kuru bir cacıkla harika bir yaz yemeği olabilir. Umarım sizinkiler de sever. Şimdiden afiyet olsun. Bu arada aklınızda bulunsun. Mutlaka tarifleri beğendiğinizde WhatsApp'tan arkadaşlarınızla paylaşın ki herkes bu güzel yemekleri yapabilsin. Ellerinize sağlık şimdiden. Sevgili İki Annebi Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.